Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere efsane telefon olan bizim Reis diye tabir ettiğimiz Nokia 3310'u inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi Nokia yazısı vardı şurada çıkmış. Herhalde kapak çakma. Bu telefon incelemesini çok istediniz. Fakat ben hani dedim ki orijinal kutusunda bulayım. Bayağı orijinal kutusunda Nokia 3310 şu an 10 bin lira 12 bin lira olmuş. Bayağı koleksiyon olmuş artık kapalı kutusu. Alamadık tabii. Doğal olarak gittik biz de ikinci el bir tane telefoncudan. Aldık şöyle. 30 liraya. Tertemiz canavar gibi de çalışıyor. Sadece bilen biliyor. Arkasında kağıt tıkıyorsun, öyle çalışıyor. Şimdi telefonu inceleyelim. Telefonun şöyle bir boyunu söyleyeyim, ölçülerini söyleyeyim önce. 11,3 santim bir yüksekliği var. En kalın iki nokta arasında. Genişliği 4,8 santimetre. Şöyle kalın bir telefon. Yani biliyorsunuz 2 santimde bir kalınlığı var. 2,2 santim bir kalınlığı var. Şimdi bu telefonu biraz daha inceleyecek olursak. Gerçek artık nesini inceleyeceksek. 900 miliamper bir bataryası var bunun. Genelde batarya sorunu olurdu. Bir sene içinde bataryası biterdi bunun. Bataryasını satın alırdık. 900 miliamper bir de 1000 miliamper. Bir iki versiyonu var bu Nokia 3310'ların. Ya hiç kullanma, kapalı kalsın. 30 gün gidiyor da nasıl satayım şarjı. Öyle bir telefon ya. Hani 900 miliamper şimdi ufak geliyor da o zaman taklıydı yani. İşlemcisi MAD2WD1 işlemci. Yani öyle Qualcomm Snapdragon'mış, yok Cortex A9'muş, bilmem neymiş, MediaTek'miş. Yok o zamanlar. Baboşlar gibi MAD2WD1 işlemcisi var. Hala da cayır cayır çalışıyor. Intel Pentium 2 gibi. Bunun bir önceki modeli vardı. 3210'un üst seviyesi bu model. 3210'un hani bir reklamlarını hatırlarsınız. Yılan derili böyle şey, kostüm partisi olan bir reklamı vardı. İki tarafı kapağı değiştiren ilk telefonda milletin aklı çıkmıştı. Ana has bir telefona bak diye. O telefon cihaz sorunluydu. Anten sorunu vardı. Bu cihazda taş gibi hiçbir sorun yok. Hatta at bir yere sorun yaratır. Düştüğü yerde sorun çıkar. Öyle bir telefon. Pazarlanma stratejisinde ise sohbet kısmını çok iyi kullandılar. Çıkarken ben hatırlıyorum, chat yapabileceksiniz falan demişlerdi. Böyle aklımı kaybetmiştim lan. Ah siktir, nasıl chat falan filan. O zamanlar işte Mirç diyoruz biz. Mirç, ICQ falan revaçtaydı. Chatten kız düşürdüm muhabbetleri. Millet ah siktir, nasıl falan filan yapıyordu böyle sağda solda. O zaman abilerimiz diyelim. Koca dershanede İzmirliler belki bilen biliyor. Batı dershanesi vardı. Şimdi kapanmış. O zamanlar Batı dershanesine gidiyordum ben. Bir tane kişi de vardı bu 3310. O da bizim sınıftaydı. Emrah diye bir çocuk da. Alırdı bunu. Şu Snake 2 vardı. Meşhur oyunu. O zaman Snake 2 ilk buna çıkmıştı sanırım. Yani ben bunu da görmüştüm daha doğrusu. Sırayla bize teneffüste bu oyunu oynatırdı. Eşek. Tahtaya da skorları yazardı. İşte atıyorum. TA aldı 700 yaptı. Ahmet yaptı 1000 yaptı falan gibi. Sınıfında rekorunu kıran Ezgi diye bir kızdı. Şişman kezban bir şey. 3200 yapmıştı. Manyak karı. Onu da kıramadıydık. Bakalım şunu da kaçmış lan rekor. Merak ettim şimdi. 861'miş. Yani bu bildiğin amca telefonmuş bu ya. Yani bildiğin dayının bir tanesi. Neyse. Bu arada bu Snake 2'de, yani yılan oyunda ilk saçmalık oyundu. Yani ilk saçmalık oyundu. Şöyle bir Space Impact diye bir şey vardı. Uzay işte yer... Ne oldu lan? Telefona bak ya. Neyse. Reis kızdı herhalde, geçiyoruz diye. Şöyle başlayalım. Yeni oyun diyelim. Aynen şöyle şöyle ateş ede de oynuyorduk. Bu oyunda aklımızı kaybediyorduk bir de. Hani çok garip geliyordu o zaman. Aa nasıl falan filan gibisinden. Ama şu Bantomu denilen fosilyeli bir oyun vardı anasını satayım. Bunu var ya, ne anlayanını gördüm ne anladım yıllar yılı. Kafa basmadı demek ki anasını o zamanlar. Telefonda en bilindik, hani o zamanlar meşhur, bak ben şöyle yapıyorum böyle yapıyorum muhabbeti alırdık elimizi. Sanki herkes Mozart gibi beste yapmaya çalıştı. Besteleyici özelliği vardı bu telefonda. İşte al. Zerda çıktı anasını satayım. Hey gidi hey. Belki aranızda bilen biliyordur Zerda'yı. Çıkalım. Bakalım başka ne varmış. Sordum sarı çiçeği varmış burada. Bayağı bu amca telefonuymuş ya. Amcamı ki Dudu koymuş içine bir de. Sonda da şenlendi. Yani bunlar vardı. En bilindik de Berivan vardı. Berivan melodisini yani bilmeyen, duymayan yoktur aranızda. Babanızın, ananızın telefonu Berivan bir şekilde çalardı. Yani yolda falan Berivan dinle dinle yürüdünüz. Benim ise en gıcık olduğum, hatta çoğu insanın da gıcık olduğunu bildiğim şu melodi vardı. Şunu ayar olurdum. Aha titredi bu arada. Kızdı. Hayvan gibi de titriyor bu arada. Yani bu titredi mi evde bir sessizlik olurdu zaten. Şimdi Nokia 3310'la böyle geyik yapmayacağım işte. Yok iPhone 5'i atarsın yere ekranı kırılır, bunu atarsın yer kırılır tarzında. Bayağı bildiğiniz Sovyetler yapımı tank gibi bir telefon amk işte. Vur kafaya adam öldürsün öyle bir telefon. Bu telefon nereden düşerse düşsün ki bu telefon. Şöyle göstereyim.
dördüncü kattan çimin üzerine düşmüş. Dördüncü kat yani, boru değil. Dört parça ayrılırdı. Birazdan o parçalara da bakacağız. Ön kapak çıkardı, arka kapak çıkardı, bataryası çıkardı. Toplardınız, devam ederdiniz. Hiçbir şey de olmazdı. Hatta arada bir ekranı silikleşirdi bunun. Şöyle bir basardınız, böyle hafif bir masaj yapardınız ekranı. Ekran direkt böyle canlanırdı. Bayağı Chuck Norris gibi telefon, öyle de bir şey. Bu arada itin sokmaya da gerek yok. iPhone 4S'ten 7 gram daha hafif bir telefon. Taş gibi falan diyoruz ya. Onu da belirteyim. Şöyle bir içine bakalım o zaman. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Bataryayı değiştirmişler. Sub-Zero koymuşlar. Mortal Kombat vari. İleri geri, ileri yukarı, aşağı yukarı. Yumruk muydu? Öyle bir fatalitesi vardı. Şöyle. Fırlatırdık bunu da. Ha. Gördüğünüz gibi ahım şahım orijinal ve orijinal telefon. Gülen ekrana karşılıyor bizi. Simile var. Smiley. Toplayalım geri bunu biz. İşte o bahsettiğim arkadaş bütün ders böyle alırdı bunu kolonyalı mendille, işte pamukla falan buraları silip silip dururdu. Telefonla oynatıyordu ya yavşak. Ondan sonra siliyordu okuyayım. Bakalım telefonun açılış notu neymiş. Ne haber diye geçiyor. Dayı da gördüğünüz gibi kendi kendine selam veriyormuş. Şimdi telefona böyle detaylı bir inceleme yapabilirdim. Fakat reize saygısızlık olur diye yapmayacağım. Herkes yerini bilsin. Hani sen yokken bu vardı amına koyayım. Öyle de bir güzelliği var. Hatta şimdi vuracağım, taş kırılacak. O olacak. Gerek de yok. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 2000 liralık da bir usta masrafı çıkardı. Öyle bir şey. Zengin telefonu böyle olur. Atacaksın bunu. Duvarı kıracak, duvar yaptıracaksın. Öyle iPhone 5S'i duvar atmakla tribe girilmez. Beni Web Tekno TV YouTube kanalından takip edebilir. Twitter'dan Teknoloji Atar adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Adamın kızı 3200 nasıl yapmıştı yılan da ya. Hala aklıma geliyor bak şimdi.